Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok hafif ve çok lezzetli bir yemek tarifi paylaşacağım. Kayseri'nin meşhur kovalama yemeğiymiş. Ben daha önce duymamıştım. Elimde patlıcanlar vardı. Nasıl değerlendirsem derken bu yemeği yapmaya karar verdim. Normalde etli yapılıyor ama ben kıymayı kavurdum. Şimdi kavurduğum kıymanın üzerine soğan ve biber ekleyeceğim. Kavrulan kıymanın üzerine yemeklik doğradığım bir tane kuru soğanı ekliyorum. Önce kıymayla birlikte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Kavrulan soğan ve kıymaların üzerine doğradığım kapya biber ve yeşil biberi ekliyorum. Burada da kovalama için közlemiş olduğum patlıcan ve biberler var. Kıymalı karışım pişerken ben de közlenen patlıcanların kabuklarını soyuyorum. Patlıcanlarımı da küp küp doğrayacağım. Sonrasında karışımla buluşturacağız. Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir yemek olacak. Kavrulan biber, soğan ve kıymanın üzerine bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık koyuyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar iyice karıştırıyorum. Sonrasında iki tane doğradığım domatesi ekleyeceğim. Doğradığım iki tane domatesi alıyorum. Domateslerle birlikte tekrar şöyle bir çeviriyorum. Salçam tuzlu olduğu için tuz eklemiyorum. Karabiber ve birazcık pul biber ekleyeceğim. Yemeğimize son olarak karabiber, çok az pul biber ve 4 diş de sarımsak ekledim. Şöyle bir çevirdikten sonra artık yemeğimizin sosu hazır. Közlediğim patlıcanları minik minik doğradım. Hemen şimdi tavaya bir yemek kaşığı civarında tereyağı alıyorum. Tereyağı eritiyorum. Sonrasında közlenmiş patlıcanları tereyağda soteleyeceğim. Daha lezzetli olacak. Eriyen tereyağın üzerine minik minik doğradığım patlıcan ve köz biberleri alıyorum. Şöyle çok az da tuz serpiştiriyorum. Soteliyorum. Dilerseniz közlenmiş patlıcanları tavanın tabanına yayıyorum. Üzerine hazırladığım kıymalı sosu boşaltacağım ve sonrasında fırınlayacağım. Dilerseniz bir fırın kabını alabilirsiniz ama benim bu tavalarım fırına girebildiği için ben direkt fırınlayacağım. Hazırladığım kıymalı karışımı patlıcanların üzerine boşaltıyorum. Ve şöyle yayıyorum. Karışımın üzerine bu şekilde biberler yerleştiriyorum. Ve önceden ısıttığım 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğim. Ve sonrasında yemeğim servise hazır olacak. Yemeğimiz servise hazır. Hem çok kolay hem de çok lezzetli, çok hafif bir yemek oldu arkadaşlar. İnanın yaparken bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Sizler de mutlaka ama mutlaka deneyin. Hemen küçük bir servis tabağını alacağım ve tadına bakalım. Şöyle bir alıyorum. Gerçekten efsane lezzetli bir yemek olmuş arkadaşlar. Hem çok hafif hem de çok nefis bir lezzeti var. Sizler de mutlaka deneyin. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.